Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, fuarda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Tufan Çelik Kapı'nın standındayız. Burada da gerçekten birbirinden güzel ürünler sergilenmiş. Hem Tufan Çelik Kapı'yı hem de ürünleri firma yetkilisinden öğrenelim. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hilmi Tufan. Hilmi Bey, fuara hoş geldiniz. Yedincisi düzenlenen fuardayız. Kapı fuarındayız. Ne tür ürünlerle katıldınız? Öncelikle siz de hoş geldiniz standımıza. Biz bu sene tamamen değişik bir düzeyde katıldık. Ürünlerimizi komple yeniledik. Saç üzeri ahşap kapılarımız var. Yani sacın üzerine 8 milim merife geçirerek kasa kanat komple ahşap kapılarımızla geldik. Peki ilgi alaka nedir bu tür ürünlere Hilmi Bey? Şu an ilgili ürünler bunlar. Yani üst düzeye çıktığınız zaman biraz daha standart üzerine çıktığınız zaman üzerine mecburen saç üzeri kaplama yapmak zorundasınız veya saç üzeri merife geçirmek zorundasınız. Evet, gerçekten gerek çift kapılar gerek tek kapılar birbirinden güzel bir şekilde sunulmuş. Her sene katılıyorsunuz. Bu sene fuarı değerlendirecek olursak Hilmi Bey, ikinci günündeyiz. Nasıl değerlendiririz? Bu sene biraz sönük geçti fuarımız. Yani geçen yıla baktığımız zaman geçen yıl çok yoğun bir talep vardı. Çok yoğun bir ortam vardı. Yurt dışından özellikle çok fazla ziyaretçiler vardı. Orta Doğu'dan olsun, Avrupa'dan olsun. Ama bu sene onu göremedik. Açıkçası hayal kırıklığına uğradık. Evet, dediğiniz gibi biraz katılımcının az olduğu, ziyaretçinin, özellikle yurt dışı ziyaretçinin az olduğu söyleniyor. Hilmi Bey, geride bıraktığımız 2012 yılını ve önümüzdeki 2013 yılını değerlendirecek olursak, 2012 sizin için nasıldı? 2013'te neler bekliyorsunuz? 2012 bizim için iyiydi. Ama 2013 için pek olumlu bakamıyorum. Çünkü sektörde çok fazla derecede alt grup kapı yapan var. Bu arada bununla biz kıyaslanıyoruz. Yani alt grup kapı yapanlarla üst grup kapı yapanlar fiyat olarak kıyaslanıyor. O da kapı, bu da kapı deniyor proje bazında. Biz bu arayı aşmamız gerekiyor. Üst seviyeye çıkabilmemiz için. Yani artık kapıların da biraz daha üst gruplara çekilmesi gerekiyor. Bana göre çünkü güvenlik, estetik, kalite hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Belli bir kesimden bakmamak gerekiyor. Atıyorsunuz bir projede adam 150 bin dolara, 200 bin dolara ev satılıyor. Fakat kapıya taktığı kapı 300 liralık, 500 liralık bir kapı. Yani 300'de birine, 400'de birine en azından 400 bin liralık bir daireye 400'de birine 1000 liralık, 1200 liralık bir kapı taktırması gerekiyor diye düşünüyorum ben projelerde. Yani en alt gruptan bahsediyorum. Tabi bunun üstüne çıkılabilir. Tabi bizde de sıkıntılar var. Yani biz imalatçılar olarak da sıkıntılar var. Herkes birbirinden biraz daha ucuza satabilmek açısından karımızdan fedakarlık etmek zorunda kalıyoruz. Ben buradan arkadaşlara sesleniyorum. Kardan fedakarlık etmeyelim, kaliteyi yükseltelim. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Kalite üst seviyeye çekersek zaten oturacaktır belli bir seviyelere. O zaman herkes ekmek yemeye başlayacakmıştır. Özellikle yurt dışına da kaliteli çıkması gerekiyor ki Türk malı olarak tanınıyor. Markayla çıkmıyor, Türk markasıyla çıkıyor değil mi? Yani Türk kapısı diye çıkıyor. Tabii kesinlikle doğru. Yani şimdi geliyor alt grup bir kapı talebi var. Tamam, insanların alım gücüne göre ama güvenlik için satıyorsunuz siz bunları. Yani insanlar belli bir güvenlik için sizden çelik kapı alıyorlar. Bu güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Arasında sacı yok. Saç milimleri çok aşağı seviyelerde. Bunu satmaktan ziyade kalite ürünü satıp Avrupa standartlarına oturmak gerekiyor. Yani Türk malı, Çin malının bir uyarlılığı var. Çin'den çok güzel ürünler üretiliyor. Fakat ismi Çin malı. Çünkü alt grupla girmiş. O konuma gelmememiz lazım. Aynen öyle. Yani Türk malı alt gruptan girmememiz lazım. Üst gruptan girelim, alt gruba inelim sorun değil. Avrupa'nın yaptığı gibi. Ama alt gruptan girip üst gruba çıkmak Türk malını kötülemek anlamına geliyor bana göre. Yani Çin malı nasılsa, şimdi Çin malı diyoruz. Basit alıyoruz. Çok basit alıyoruz. Fakat çok 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 kaliteli ürünler yapan firmalar var ama ismi Çin malı. Evet. Biz de bunu Türk malı dedirtmememiz lazım. Bütün arkadaşlara buradan böyle sesleniyorum. Peki Hilmi Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz size.